Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli televizyon görüşler. İstiklal günlük haberlerimizi görüşenlerine kızgın karşılamız. Ben Abdullah Yılgın. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünyadaki gün tertipte bulunan haberlerine huzurunla olsun. Şıkırışımız, kıynamsız yıktınlar ekranımızı bulsun. Çanakkale'de Uygur alimler cem buldu. Bugün 5. Avgust dünyanın her kaysi caylarda muhim tetkikatlar bilen şugullunup muvaffakiyet kazanan Uygur akademiklerden 6 kişi Türkiye'nin Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'de muhim leksiya beriş üçün cem buldu. Yığınğa Amerika NASA Alem Katnaş İdaresi Optik İnjineri Doktor Erkin Sıdık Efendi, Amerika Massachusetts Üniversitesi'de hizmet kılıvatkan ve DNA tetkikat sahasında muhim neticege erişken Şundaklı Tuncu Muzayını kilolluğan kişi ünvanıgı igi bolgan tetkikatçı profesör Dr. Maysam Mutallipova. Amerika Xitay Münasibetleri Mutakhassisi Dünya Uyghur Kurultayı İcraiye Komiteti Reisi Ömer Qanat Efendi. Avustraliyadan Xalqarada insan hakları sahasında muhim hizmetlerini kılgan Dr. Memtimin Ala Efendi. Şivisariyada tetkikat bilen şugullanıvatkan Dr. Abdüşkür Abdurişit Efendi. Germaniyadan jurnalist yazgıcı Perhat Muhammedi Efendi Qatarlıq mutakhassislar teklif bilen katnaştı. Yığınğa yana Şarkı Türkistan Teşkilatlar Birliği ve Şarkı Türkistan Maarif ve Hemkarlık Cemiyeti'ye vakaleten Maarif Cemiyeti Muavin Reisi Musacan Er, Cemiyet Başkatibi Abdülahad Abdurrahman, Cemiyet'in Maliye İşleri Mesulü Nimetullah Hacim Katarlıklar katnaştı. Yığında Doktor Erkin Sıdık Efendi Kuyaş Sistemesi sırtıdaki planetlerini bivasıta ölçeştiki alem boşluğu teknikisi temesidir. Doktor Maysam Mutallipova zor miktardaki DNA tertipi tekşürüş bilen mecburi organ elveliş otursudaki bağılınış temesidir. Ömer Qanat Efendi Amerika-Xitay soğudu oruşu temesidir. Doktor Abdüşkür Abdurşit bulut hesaplaş teknikisi ve 4. katımlık sanayet inkılabı temesidir. Doktor Memtimin Ala dünyadaki kişilik hukuk krizisi temesidir. Jurnalist Perhat Muhammedi Germaniyadaki Uygur Türkleri kültürü temesidir söyledi. Bu ehmiyetlik yığınğa kanalımızdan mahsus muhbir evetilip programı Nakh Meydan'dan tarqıtıldı. Xitay ahire Hong Kong'daki kanun teklifini emelden kaldırışka mecbur buldu. Xitay'nın Hong Kong Alahide Memuri Rayonu hükümeti Hong Kong'da cinayetçilerini Xitay'a kaytırıp birişini asallaştırdıgan ve iyon eğidin buyan kollektif namayışlarına sebep bulgan kanun teklifini emelden kaldırdıganlıkını ilan kıldı. Hong Kong'da çıkıdığan Gharbi Xitay etigellik gezinin haberge asaslanğanda Hong Kong valisi Carrie Lam, Hong Kong Kanun Çıkırış Meclisi ve Xitay Halık Kurultayı azaları bilen ötküzülgen yığında amevi namayışlarına sebep bulgan kanun teklifini emelden kaldırdıganlıkını ilan kıldı. Carrie Lam, namayışçılar bilen birlikte növetteki ictimai bir aramlıklarının sebebini tetkik kılışını ve hal kılış çaresi teklifinin utturgu koyuluşunu maksat kılgan bir tetkikat komiteti kurup çıkıdığanlıkını bildirdi. Carrie Lam yana 13 haftadan buyan Hong Kong köçülerde üzlüksüz namayış kılıvatkanlarının taleplerini kamdaydıganlıkı hakkında signal verdi. Namayışçılar kanun teklifinin emelden kaldırılışıdan başka yana namayışçılarga sakçılar tarafından kılınan zoravallıklarının mı tekşürleşi üçün müstakil bir tetkikat komiteti kuruluşunu, nazaretke elingan namayışçılarga umumiyüzlük keçürüm elan kılınışını, namayışlarının isyan dep atılışıga hatimi berilişini ve siyasi islahatlarının derhal başıltılışını talep kılmakta. Trump prezidentlikka qayta saylansam Xitay bilen pütüşelişimiz qiyin dedi. Amerika Qoşma Ştatları prezidenti Donald Trump kiler yili ötküzüldüğün prezident saylamada tekrar galibi kılgan takdirde Xitay bilen Saudi gelişimi tüzüşlerinin qiyinge toxtaydıganlığını etti. Trump ammevi ortaklaşış torbeti Twitter sahipsede bu axte elan kılgan bayanatıda Xitay bilen ötküzülüvatkan Saudi söhbetinin yaxşı ketuvatkanlığını. Xitay'nın yeni bir Amerika hükümeti bilen kelişim tüzüşünü tolumu arzu kıldığalıqını tekitlep mundaq dedi. Mən prezidentliği kaytı saylanan takdirde Xitay bilen Saudi kelişimi tüzüşümüz nahayeti qiyinge toxtaydı. Bununla əgişip Xitay şirketleri qiyin ötkeligi duş geledi. Xitay-Rusya hemkarlığı uzunğu barmaydı. BBC haber toru 3. Avgust elan kılgan mülahizde körsütleşçe Yakında buyan Rusya ve Xitay münasibetinin küçüyüşü garip siyasi yollarını ensirtişke başlayan bosumu, Amerika akıl amiri mutakhassisi bu endişenin artıqçı işkellikini bildirgen. Yakınkı bir neçe ilişki de Xitay-Rusya münasibetleri üzlüksüz küçüygen bulup, bu ayının otursu da Rusya'da ötküzülmekçi bulgan herbi manevirga Xitay'nın 1600 asker ve 30 hücumçı ayruplarını katlaştırdığallıqı aşkarlanğan. Garip diplomatiya emeldarları Xitay bilen Rusya'nın yıkılışının bir kısım devletlerine endişegi seylevat kallıqını,
bulupmu Rusya tajavuz qilib kirgan davlatlarning teximi shundoq ekanligini bildirishgan. Ammo Amerika davlat bexatarligi va tashqi ishlar siyosiy tadqiqot markazining muavin boshlig'i James Carafano bu vaqtda to'xtalib, Rusya va Xitoy garchi Amerikaga qarata o'xshash maydonga ega bo'lsa-mu, ammo ikki taraf hamkorligining uzunga bormaydiganligini bildirgan. Uning bu haqdagi maqolasida ko'rsatilishicha, Amerikaning Rusya va Xitoyga bo'lgan besimni kuchaytirishi sababli ikki davlat munosabati kuchaygan bo'lsa-mu, ammo ikki tarafning ortiqchilik va kamchiligi butunlay o'xshamaydigan bo'lib, Xitoy Rossiyaning Suriyadagi harakatlarini faqat cheklik yo'sinda qo'llay oladi ekan. Shundaqli Rossiya mu Xitoyning Janubiy dengizdagi faoliyatlarga ko'p yordam qila olmaydi ekan. Shundaqli ikki davlat munosabati qancha kuchaysa, O'rta Osiyodagi kuch talashishiga o'xshash ikki taraf o'rtasidagi manfaat to'qunishi shuncha kuchaydi ekan. James Carafano Xitoyning amaliyotda Rossiya bilan haqiqiy hamkorlik o'rnatish niyati yo'q ekanligini, faqat Rossiyaning zavolliqqa yuzlanishini kutayotganligini bildirgan. Shundaqli bu vaqtdagi ehtimolliklar haqida to'xtalib, agar Amerika Xitoy bilan urushib qolsa, Rossiyaning xo'shal bo'lganligini, o'xshashlar Rossiya bilan tutishib qolsa, Xitoyning xo'shal bo'lganligini, ikki tarafning hargizmi oldirab, qarish tarafga yordam qilmaydiganligini ta'kidlagan. Mike Pompeo Yevropa parlamentida Uyg'urlar masalasini yana bir qitim tilga oldi. Amerika tashqi ishlar ministri Mike Pompeo 3 sentabr kuni Belgiyaning poytaxti Brussel shahrida Yevropa parlamentining raisi David Sassoli bilan ko'rishdi. Ular suhbat jarayonida Amerika bilan Yevropa parlamenti vakillikidagi joylar o'rtasida o'zaro hamkorlikni kuchaytirish to'g'risida so'zlashgan. Amerika tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Morgan Ortagus xonimning bayonotiga qaraganda, Mike Pompeo suhbatda Xitoy rejimi Sharq Turkistondagi kishilik huquq dafsandichiligining javobgarligini ustiga elishi lozim deb alohida ta'kidlagan. Tashqi ishlar ministri Mike Pompeo texi yaqinda Twitter uchurlarining birida Xitoy rejimi Sharq Turkistondagi Uyg'urlarni zo'r ko'lamda qo'lga olishni davomlashtiryapti. Buning bilan zo'r ko'lamlik majburiy g'oyib qilib etish sodir bo'lyapti degan edi. Xitoy Amerika savdo urushiga aloqador 1 yil ichida 12 qitim natijasiz yig'in o'tkazildi. Xitoy va Amerika o'rtasidagi savdo urushiga aloqador muzokaralarning 13-chi navbatligi oktyabr oyining boshlarida Washingtonda o'tkazilgan bo'ldi. Xitoy savdo ministrligidan e'lon qilingan yozim bayonotda Xitoy tarafining bosh muzokarachisi, shundaqla Xitoy moliya markazi va iqtisodiy rahbarlik guruhi ishxonasi direktori va muavin bosh ministri Liu Xuaning Amerika xazina ishlari ministri Steven Mnuchin va savdo vakili Robert Lightserga telefon qilganligi bildirildi. Liu Xuaning telefon suhbatida 13-chi navbatlik Xitoy-Amerika savdo va iqtisod yuqori saviyalik muzokara yig'inining Amerikaning poytaxti Washingtonda o'tkazilishi uchun kutishganligi va buningdan ilgariki yaqin munosabatlarni davomlashtiradiganligi bildirildi. Bayonot yana har ikki taraf mas'ullarining muzokara uchun yaxshi muhit yaratilishiga qarata amaliy faoliyatlarga o'tishi va o'rtaq tirishchanlik ko'rsatishi kerakligini o'ylash qallarimi qayd qilindi. Kelar oy o'tkazilishi planlangan muzokaralarda muhim ilgirlashlarning qo'lga keltirilishi uchun tayyorliklarning tamomlanishi jihatida bu oyning o'rtalarida yana bir qatim samimiy suhbatlarning boshlanganligi uqtirildi. Lekin Xitoy bilan Amerika o'rtasidagi 1 yil ichida 12 qatim muzokara yig'ini o'tkazilgan bo'lsa-mu, hech qanday kelishim hosil bo'lmay kelmoqda. Muzokaralarda ikki davlat o'rtasidagi yirikchilik, Xitoy texnika shirkatlarining texnika o'g'irlash masalasi va iyun oyidan buyon Hong Kongda jinoyatchilarning Xitoyga qaytarib berilishini osonlashtiradigan qonun taklifi yuzasidan davomlashayotgan namoyishlar nuqtaliq tema bo'lmoqda. Amerika prezidenti Donald Trump buningdan ilgirimi Amerikaning Xitoy bilan savdo muzokaralarini davomlashtiradiganligini, biroq biror kelishim hosil qilish uchun texi tayyor emasligini aytgan edi. Xitoyning pul birligi yuanning dollarga selishtirganda qimmatining tövelliganligiga qarata Amerika xazina ishlari ministrligi Xitoyni chat el perevodi saxtapazligi deb ayiblagan edi. Qozog'istonda ona tilda o'qiyotgan Uyg'ur bolalarining soni ko'paymoqda. Har yili 1 sentabr kuni Qozog'istondagi Uyg'ur maktablari qozoq, rus, o'zbek, tojik millatlarining milliy maktablari bilan bir qatorda bilim kunini, ya'ni o'qish boshlash kunini xotirlab kelmoqda. Bu yilmi mamlakatning Olmuta shahri va Olmuta viloyatidagi Uyg'ur maktablari hamda aralash, ya'ni rus, qozoq tillik maktablaridagi Uyg'ur sinflari yangi o'quv yilining boshlanish munosabati bilan bilim kunini qarshi oldi. Shuning jumlasidan Olmuta shahrining Do'stlik mahallasidagi Abdulla Ro'zibaqiyev nomidagi 153-chi maktab gimnaziyasida, Sultonqo'rg'on mahallasidagi Ma'sum Yaqubov nomidagi 101-chi maktab gimnaziya va Zariya Vostoka mahallasidagi Murat Hamrayev nomidagi 150-chi maktabda o'quvchi va muallimlar bilim idoralari
cemiyetlik teşkilatlar, ammevi axborot vositalari vakilleri, ziyalilar, ata-analar hem yurt cemaatçiliginin katnışışı bilen tentenelik murasimler bulup ötdi. Türkiye ve Azerbaycan armiyelerinin Tür Az Bürküti 2019 namlıq birleşme manevri başladı. Türkiye Avazı Radyosu haberde bildirilmişçe, Azerbaycan Müdafiye Ministerliğinin bu vaqtdagi bayonotiga qaraganda, Azerbaycan ve Türkiye hava armiyelerinin iki devlet otursuzdaki yıllık harbi hemkarlık planı dairesinde uğrulaştırılan manevr, Türk F-16 uruş ayruplarlarının Azerbaycan'a yetip gelişi bilen başlanan. Manevrda F-16 uruş ayruplarlarının sırt iki devletinin MiG-29, Su-25 uruş ayruplarları bilen Kasa yük ayruplarını Mi-35, Mi-17'de, Chinook 47'de ve Atak uruş tikuşar ayruplarlarının teşkil tapkan 30 hava katnaş kurali uğrun algan. Birlikte hareket kılış imkaniyetlerini ögünüş bilen birge kutkuzuş faaliyetleri, ayruplan ve tikuşar ayruplarlardan paydalanıp bekitilgen nişanlarını bitkit kılış katarlıklar işka aşırıldığan manevr 16. sentabr geçe devamlaşıdı. Cesur muhbir Doktor Olsi Yazıcı İstanbul'da. Şarkı Türkistan'a elip bargan ziyaret edin ki, bütün dünyaya Xtay elip beri batkan bastırışlarını aynen şekilde aşkarılığan Cesur tetkikatçı ve muhbir Doktor Olsi Yazıcı Uyghur Akademisi'nin teklifine binaen İstanbul'a yetip geldi. O, 6. August günü çüştünken saat 4'te İstanbul Topkapı'daki Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi'de Uyghurlar Türk ve Çetellik muhbirler bilen uçuruşudu. İstanbul'daki Uyghurlarının kadem taşırıp kılışı karşı eğlindi. Bu uçuruşun arkasıdırla, yani saat 18'de merhum Küreş Gösen tevallutunun 60 yıllıkını hatırlaş faaliyeti özgüzüldü. Bu yıl merhum Küreş Sultan Küsen Efendi'nin tuğulğunuğa 60 yıl bolğan hatırı yıldır. Gerçi Küreş Gösen Efendi aramızdan baldur ayrılgan bolsa mı, onun bizge kaldırgan manevi mirasları, yanrak avazi ve icatkar ruhi helimi biz bilen birge. Bu faaliyet Uyghur Akademisi, Teklemekan Uyghur Neşriyatı, Dünya Uyghur Yazıcılar Uyuşması Katarlık Oğrullarının hemkarlıkı da oğrullaştırılgan bulup, teşkilatlarının çakırıkı da senet dünyasıdaki vakıtsız ölçgen bir yıldız, Uyghur davasıdaki harmas tulparının bu dünyadaki 47 yıllık kıskığını hayatını birge esleşini, hatırlaşını oylasanız, İstanbul'da ötküzüldüğün merhum Küreş Gösen tevallutunun 60 yıllıkını hatırlaş faaliyetine kadem taşırıp kılışınlarını ümit kılımız diğerler bildirildi. Vakti 2019 yılı 9. ayının 6. günü Cuma çüştünkin saat 6'da. Faaliyet oranı Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi Topkapı Mevlevi Hanesi Yığın Zali. Cevizli Bağ Mevlevi Hane Koçisi. Hürmetli televizyon görüşler, şuna kalıp bugün haberimiz müşahede ahırlaştı. Etki haberimizi görüşürüz, sizlerine Cenab-ı Allah'a taşırmız. Şuna kalıp programı ahırda ekran arkasındaki varlık hizmet taşırmağa köptün köp rahmet edemen. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.